Demet Şener geliyor. Girdim içeri böyle. İrem'cim o tacı bırak, biz de gerçeği. Kimse tokat yemeyecek, merak etme. Yo, sen... ben atacağım ben. Biz sizinle aynı, seninle. Sizinle. Sen kadınsan biz neyiz? Demet Şener'in sağlık durumu nasıl? Kürdan yuttu. Doğru. Spora gönderiyorum. Evet, koştum, yani... sakinlesin. Evet. Nazar etmeni olur. Çok çalışırım. Yani. Ben niye yatıyorum? Sen yatıyorsun sadece. Harika. Allah. Gerçekten Türkiye'nin en güzel kadınlarından birini ağırlayacağım. İnanılmaz güzel bir model, inanılmaz örnek bir kadın ve inanılmaz harika bir anne kendisi. Hepimiz çok heyecanlanacağız bence, çünkü ben gerçekten çok heyecanlıyım. Demet Şener geliyor! Merhaba. Allah'ım. İlk defa benden uzun bir konuğum var, çıldıracağım. Yok ama topuklu var bende. Ama olsun, aynı boylar. Böyle incecik, çok çok güzelsiniz. Yani ben size her yakından gördüm ve kafayı yiyorum yani. Bu ya. Kadar güzel nasıl olunur diye. Yok, sen de çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Herkesin kendine göre ayrı güzellikleri var. Buradaki herkes çok güzel. Harika, benim birbirinizi için. Överek müthiş tabii, bir program olacak. Buyurunuz efendim, tamam, lütfen. Hemen. Hemen koltuğumuzu alayım size. Çok heyecanlıyım sizi konuk almaktan ötürü. Ya siz demeyelim artık. Seni. Aynen. Ama size nasıl sen diyeceğimi çözemedim. Demet, İşte ben de öyleyim. Sen biri yani. Ya ne olacak, değil. Aşk olsun. Gerçekten evet. Demet. Evet. Biz sizinle aynı, seninle. Aynı gün doğmuşuz. Evet, şimdi söyle, 11 Nisan. Evet, 11 Nisan doğmuş. Evet, harika. Ben de girerken dedim ki tabii arada 10 yıl vardır. Meğersem 95'miş, yaklaşık 30 yıl var. 95'te siz Türkiye güzel evet, olmuşsunuz, ben de oldum. 18 yaşını daha doldurmamıştım olduğumda. İşte düşün, şu anda 47 yaşındayım. Ben gerçekten kendimi size çok yakın hissediyorum. Ya sana, ne güzel. Size. Eşim zaten Bursalı Eser. Evet, ve onun siz... da programına çıktığında evet. Bayağı bahsetmiştik aslında. Aynı mahallede büyümüşsünüz. Öyleymiş diyeceğim ama de. Ben evet, siz farkında ondan büyümüşsünüz zaten. Evet. Onlar böyle hep çocukken işte camdan siz geçerken bakarlarmış, hayran hayran sizi izlerlermiş. Onların ablasıyla siz işte hani aynı yaşlardaymışsınız. İşte Eser hep şey anlatıyor. Bir işte ablamlara bakıyorum, bir Demet Hanım'a ya, bakıyorum. Yani, yok artık ya. Allah Allah ya, bir tuhaflık. Her böyle mahalleden yürüdüğünüzde hep şeyi anlatırlar böyle. Bütün mahalle dönüp Demet Hanım'a bakardı. İşte... Ya biraz işte o Bursa'ya, daha küçük bir yer hani İstanbul'a göre Bursa'ya biraz fazla geldiğimin farkındaydım. İki abim evet İstanbul'da okuyorlardı ve benim de bir an önce İstanbul. Daha böyle İstanbul'a gidip belki de kendimi daha iyi ifade etmem gerektiği çok küçük yaşlardan itibaren öyle bir hayalim vardı. Zor muydu peki o Bursa'da yaşadığınız dönem, İstanbul'a gelmeden önceki dönem? Ya değildi. Ben aslında işte bir koç burcu olarak her zaman eğlenmeyi bilen, bulunduğu ortama kolay uyum sağlayan bir insandım. Küçük çocukken de. Orada çok küçük ve çok güzel bir arkadaş ortamım vardı ve hep mutluydum. Ama aklım hep abimlerdeydi çünkü onlara çok özeniyordum. Biri Robert'te okuyordu, biri evet. Saint Michel'de okuyordu. İşte ben böyle Bursa'da sanki böyle daha taşrada yaşıyormuş gibi işte o konsere gidiyorlar, oradaki etkinliğe gidiyorlar, sergiler, Bursa'da böyle şeyler. Yoktu. O yüzden hep böyle onların o renkli hayatına özenirdim. Sonunda gittim. Sonunda gittiniz. Geldim evet. Peki hiç çok güzel olduğunuzu siz de düşünüyor muydunuz? İlla ki insan güzel olduğunu fark eder ama hani ben Türkiye güzeli olurum. Ben hatta Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olurum gibi bir düşünceniz var mıydı kendinize? Kendimin farkındaydım ama böyle bir havayla yaşamıyordum. Yani o çok bence... Fazla bir şey. Evet, kötü bir şey yani. Benim için arkadaşlarım vardı, benim için güzel insanlar vardı. Biraz önce geldiğimde buradaki lafım hakikaten doğru. Bana söylüyorlar işte ya ne kadar güzelsin. İşte bazen yazıyorlar hani sen kadınsan biz neyiz. Ben buna inanmıyorum yani. Herkesin çok farklı güzellikleri var. Herkesin bir enerjisi var. O enerjiyle dönüyor. Aslında güzellik çok geçici, kime göre, neye göre. Bana göre çok güzel gelen, bazısına göre hiç güzel gelmiyor.
Ama önemli olan ondan aldığın o sıcaklık. Çünkü bunlar anlık şeyler. O yüzden ben hiçbir zaman böyle çok güzelim diye gezmiyordum ama farkındaydım yani. Farklı olduğumun farkındaydım. E tabii abimin arkadaşları falan, onlar da daha böyle medya sektöründe oldukları için bana hep söylediler. Bir şey yap. Bir şey olman lazım, olacaksın sen diye. Herhalde o aklıma kazındı. Bir de benim çok enteresan şöyle bir hikayem var. İlk doğduğunda benim iki abim çok güzel bir bebekmiş. Ben 4 kilo 750 gram. Tombik doğmuşsun. Yağ ve kıl içinde. Yani kulaklarımdan bile kıllar fışkırıyormuş. Ve siyah saçlı, siyah gözlü, böyle simsiyah mor bir bebekmişim. Aa. Babam beni kucağına alıp benim kızım Türkiye güzeli olacak demiş. Bana bunu Türkiye güzeli seçildiğim akşamı söylediler. Aa. Ve ben çok etkilenmiştim. Yani enteresan çok bir şey. Çok değişik bir hikayemiş. Peki abileriniz de yakışıklıdır diye tahmin ediyorum. Evet yani. Evet çok yani bayağı işte onlar da hep böyle bizler daha renkli gözlü, biraz daha böyle beyaz uzun tenli. Boylu. Hiç değiller. Ben en uzun benim. Gerçekten. Ben ve babam evet. Siz o zaman baba tarafına çekmişsiniz. Abi evet. Anne tarafına çekmiş evet, gibi. Evet aynen evet. Peki siz böyle çok güzel olduğunuz için yani sizinle ilgilenildiği için abilerde kıskançlık falan oluyor muydu işte küçüklük döneminde? Hiç olmuyordu yok. Onlar böyle abi gibi değildi. Belki de işte çok küçük 11 yaşından beri ikisi de yatılı okudular. Hı-hı. Belki o yüzden dünya görüşleri daha farklıydı. Klasik böyle kardeşini kısıtlayan, koruyan bir abi gibi değillerdi. Benim babam da çok çağdaş, ileri görüşlü bir adamdı. 5 lisan konuşur. İşte zaten ailesinden ayrı büyümüş, ayrı yaşamış, yurt dışında yaşamış. Kadına çok kıymet veren rahmetli biriydi. O yüzden biz böyle bir ailede büyüyünce hiçbir zaman kadını kısıtlamak, kıskanmak yoktu. Kadın erkek bizim tam ailede tersi, hep eşitti ve evet kadın daha ön planda olan ve el üstünde tutulan varlıktı. O yüzden çok şanslıyım öyle yetiştiğim için. Ya, tam kaç yaşında Türkiye Güzellik Yarışması'na gidiyorsunuz? Ben 18 yaşını doldurmamıştım ama çok az kalmıştı. Milli Eğitim'den, babamdan, herkesten izin alarak Türkiye'de seçilen en küçük Türkiye Güzeli'yim. Normalde 18-24 yaş arasıdır. Sonrası. Türkiye Güzeli olduktan sonra hayatınız nasıl değişti? Böyle hiç hani hayatınızın bir döneminde keşke yarışmaya katılmasaydım ya dediğiniz asla. Oldu mu? Asla. Hayatımın en güzel dönemleri başladı. İlk zaten böyle rüya gibi. Eğer bir filmde anlatılsaydı böyle hani biri peri tozu ekliyor ve hayatın tamamen değişiyor. Benim bir gecede değişti. Yani ben ilk 1,5 ay röportaj vermekten, işte kapıya gelen tebriklerden uyku uyuyamamıştım ve oturup ağlıyordum. Okula gidiyordum. Hala okulum devam ediyordu. Çünkü o sene bitiriyordum liseyi. Evet. Okul kıyafetleriyle okula gidip işte Gaye Sökmen ajansım sağ olsun hep yanımdaydı o küçücük yaşımda annem de. Defilelere giderdim okul eteğim. Öyle ben hani eteğini kıvıran bir genç kız da değildim. Böyle diz altı. Herkes beni öyle bilir zaten. Normal hırkam, gömleğim. Gider makyajım yapılır. İşte o kıyafetleri giyerim ve podyuma çıkardım. Yani hayatım bir dönem hep böyle geçti. O dönemki güzellik yarışmaları daha büyük ve daha şaşalı. İnanılmaz, ve evet. İnsan hayatını gerçekten tık diye değiştirir evet, cinsten evet, de. Evet. Şu an artık güzellik yarışmaları birazcık değişti. Birazcık evrildi. O dönem ve şu anki arasındaki farkı en iyi zaten siz gözlemliyorsunuz. Evet çünkü birkaç sene önce jüri olarak evet. da katıldım. Sen ben sunuyordun. Sundum, evet. Evet. Bilmiyorum herhalde işte o zamanlar daha bir şov olarak bakılıyordu. Televizyonlar bundan inanılmaz paralar kazanıyordu. Tabii. Her şey değişiyor. Bu değişimde böyle bir şey. Şu an kızınız var İrem. Evet. Ve evet. O da artık 18 yaşını geçti sanırım. Haziran'da 19'a giriyor. Evet. 19'a giriyor. Şu an katılmak istese yarışmaya ya da böyle bir planı var mı? Hiç ister misiniz? Aslında merak etti ve o yarışmaya ben jüri koltuğundayken o da geldi. Geldi, görmek istedi. Ne hissettim? Mesela? Şu anda öyle bir şey istemiyor. Şu andaki tek hedefi yurt dışında üniversiteye gitmek ve başvurduğu 5 okuldan da kabul aldı. Harika. O yüzden şimdi o okulları görüp onlardan birine karar verip eğitimini orada devam ettirecek. Ben ne isterse ikisi için de her türlü onların yanında olduğumu zaten söylüyorum. Bu yolu seçseydi de rol model olarak ona yardım edebilecek en iyi insan benim. Yani en doğru insan benim diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ama istemiyor şu anda. Hiç istemiyor. Çünkü ben çok önde olmaktan çok rahat olan bir insandım. Yani ben defileye çıkarım hala öyle. Benim için biraz öyle yetiştim. Çekingen değilimdir. Evet, biraz evet, da huy tabii önemli. Bu. İrem çok geride durmayı seven. Gerçekten evet, mi? Evet. Bir yerde tenis oynadı uzun süre.
bayağı böyle lisanslı tenisçiydi. Turnuvalara gittiğinde soruyorlarmış ona, işte sen Demet Şener'in kızı mısın? Çok benziyor. Yok yok, hayır değilim, benzettiniz diyormuş. Ama çok benziyor yani, reddedilecek bir durum yok yani. Birebir sizin kızınız. Ya ona sorsan hiç benzemiyoruz ama. Aa evet, çok benziyorsunuz o çok ya. Yani hani benzemek istiyor ve benzemediğini düşünüyor. Ben diyorum ki aynı yüz aynı. Şekli, sadece rengimiz farklı. Anne kız olarak böyle hani bir didişme, bir böyle hiç. Bir tatlı bir yarışma, rekabet hiç. Olur ya hiç. Bazen. Hiç. Hiç öyle bir şey yok hiç. Mu? Hiç. Yani ben hep bunu anlatıyorum ve İrem'e de bunun için teşekkür ettim. Muhteşem bir kız oldun bana dedim. Muhteşem bir genç güzel. Kızsın. Bir kere sesim yükselmedi ona karşı. Bir kere tartışmadık. Bir kere bana yalan söylemedi. Hep dürüstlük var. Allah'ın ama darısı başıma ya Rabbim ya. Ne verirsen onu alıyorsun. Vermeye çalışıyorum, vermeye ya, çalışıyorum. Veriyorsundur. Her anne kendine göre en doğrusunu yapar. Ama ben çok empati kurabilen bir insanım. Daha dün konuştuk onunla. İşte bazı arkadaşları öyle, İrem böyle falan. Ben dedim ki yani sen nesin ki dedim. Beni elde tutamıyorlardı dedim. Ben o kadar asiydim. Yani o kadar, ben de felakettim çok fenaydım. Ya. Yani çok korktum kızım bana benzeyecek. Anneme dedim bana beddua falan etmedin inşallah diye. Yok ya İrem lokum gibi ya. Ne derse işte 11'de geliyorum der. 11'e 5 kala evdedir. Oy, hiç hayallerindeki ergenlik ve genç. Hiç şöyle söyleyeyim. Eğer hayallerindeki ergenliği yaşamak istiyorsan muhakkak bir spora yönlendirin. Hemen şu an gönderdim. Evet. Tenis. Ben de zaten çok uzun süre tenis oynadım İrem gibi. Aa, ne güzel. Lisanslı profesyonel. Şimdi çocukların hepsini full koşsunlar diye her spora gönderiyorum. Evet, koşsunlar yani, sakinlesin. Evet. O zaman hiçbir şeye vakitleri kalmıyor. Bizde Ömer de öyle işte 15'i dolduruyor. O Madrid'de yaşıyor şu anda. Ben de gidiyorum onun yanına. O kadar antrenman yapıyorlar, okuldan çıkıyorlar. Antrenman, eve geliyorlar. Zaten duş, yemek. Peki evet, derse bakıyor bakmıyor ve direkt yatıyorlar. Ve böyle bir döngü yaz kış devam ediyor. O yüzden lokum gibi ergenlik geçirdiler. Çok, çok şanslıyım. Çok güzel, çok şanslı. Ama çok hakikaten. Emek verdim ya. Yani. Hep taşıdım. Hep antrenmanlara taşıdım. Full ilgilendiniz. Birebir her şekilde. Böyle bir güzellik sırrınız, bir minik tüyonuz. Vallahi bilmiyorum, öyle maskelerim yok. Cildime çok iyi bakarım. Sigara kullanmıyorum. Erken yatarım. 11'de uyumuş olurum. 7'de kalkarım. Spor yapıyorum. Düzenli hayat. Evet, düzenli hayat. Yediklerime çok dikkat ediyorum. Ama bu demek değil ki kendime serbest zamanlar bırakıp istediğimi yiyorum. Kötü şeyler de çok yiyorum. Vücudumu dinliyorum. Öyle abartı hiçbir şey yapmıyorum. Hayattaki denge bence çok önemli. Bir şeyleri dengelemek. Yani ne böyle hani saplantılı gibi böyle spor yapmam lazım ya da asla bunu yememem lazım değil. Ya da işte hani böyle tabii ki minik dokunuşlar hepimiz yapıyoruz ama işte abartı böyle ya bunun yüzüne ne olmuş ya denilecek şey. Çünkü 47 yaşındayım artık yani. Bilmiyorum. Hani 2 yılda bir botoks yaptırıyorum. Botoks ama var mı hayatınızda? O bunu iki yılda söylemez, şu anda yok. Ay niye söylemeyeceğim, ne olacak, yaptırmayan herkes mı var yani? Herkes saklar ya böyle. Bence ama belli oluyor ama yani çok zaten ayna gibi yani. Zırt gibi evet. Duruyor böyle ve hiçbir burada şey yokmuş. Burada bir ışık parlıyor böyle. Evet. O yüzden göz kenarlarıma falan hayatımda dokunmadım. Dudağım dışında hiçbir yerimde dolgu yok. Yani bunları çok rahatlıkla söyleyebilirim ya, ben. İnanamıyorum bunları söylediğinize. Ya neden, kimden çekineyim? Ben herkes hayatta kimseden. Herkes sakladığı için çok şaşkınım işte şu anda. İşte daha garip oluyor. Evet yani. Daha garip ve çok belli oldu. Botoks da yaptırmıyorum diyor. Botoksu 2 ay geçmiş. Belli ki hafif oynatabiliyor. Hafif oynatabiliyor. Ya hepimiz biliyoruz artık. Komik bunlar bana göre. Angelina Jolie'ye o kadar benziyorsunuz ki. Mesela yani. Yemin onun ediyorum arada böyle yabancılaşıyorum olaya. Böyle diyorum Angelina ya birebir benim bu en beğendiğim kadın yani, buna benzetiyorsan. Yani aşağı yukarı çok benziyor. Bence çok çok benziyor. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor ama çok çok benziyorsunuz. Ya çok tatlı. Siz bir de bütün güzellik yarışmalarının hepsinde mutlaka bir jüri olmak için biz size danışılır. Lütfen jüri olur musunuz Demet Hanım? Sizin de evet. Fikrinizi çok merak ederiz falan. Kendinize böyle güvenir misiniz? Yani bu kızın ışığından bir şey olur. Bu erkeğin ışığından. Güvenirim. Evet, artık kaç yıldır işte yaklaşık 30 yıldır defilelere çıkıyorum. Yurt dışında defilelere çıktım. İşte Paris Moda Haftası, New York Moda Haftası hepsinde yürüdüm. Ve çok top modellerle, hepimizin bildiği o modellerle de yürüdüm. Artık bilebiliyorum yani onda o ışık var. Ondan pek bir şey olmayabilir diye. Sizin için o zaman harika bir test hazırladım. Hangisi ya güzellik kraliçesidir, hangisi değildir diye bir test hazırladım fotoğrafla. Gelsin bakalım. Konuşalım. Evet, bu kadar iddialı olup bakalım gerçekten ne olacak şu an, ben de merak ediyorum. Gelsin ilk sorumuz. Hangisi güzellik kraliçesidir? Kırmızı ceketli. Doğru. Gerçekten. Evet. İkincisi gelsin. Solsal. Şimdi ben isimlerini bilmiyorum, tanımıyorum. İsimlerini da özellikle vermedim. Vermedim. Belki bir yerden duymuştunuzdur falan. Sağdaki. Doğru. Diyorum çok sana. İnanamıyorum. Gelsin.
Solsa. Tabii ki soldaki. Tam bir mis bilmem ne. Gerçekten evet. Soldaki. Saçının dalgasından belli. Saçının dalgası ve küpesinin düşüşünden değil mi? Gelsin bakalım. Bir tane yanlış yapmayacak mısınız ya? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Sol sağ. Sağdaki. Bu doğru muydu? Bunu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsan sayılmaz. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bunu bir WhatsApp'tan kontrol edin. Ben soldaki diye hatırlıyorum bunu. Evet, soldaki de olabilir bir ilk başta. Sağdaki dedim çok ama. Emin olamadım bunu. Ben sanki soldaki Miss Italy o Miss Bikini falan olabilir. Belki olabilir mi acaba? Soldakiymiş. Ha, bir tamam. Tanecik, bir tanecik. Evet. Gelsin sıradaki soru. Sol sağ. Zor bir soru. Bence sağdaki. Doğru. Gelsin bir tane daha. Sol sağ. Sağdaki bence ama soldaki de olabilir. Bir tane seç. Sağdaki. Soldaki de burada. İki tane yakaladım. Ama şu an yani inanılmaz bir... Ben bunların hepsine yanlış cevap verdim. Evet, devam. Sol sağ. Soldaki. Soldaki, doğru. Evet. Bir tane daha. Bitmiş. İki tane yanlış yaptım evet. Sadece. Gerçekten anlıyorsunuz. Onlar da çok benziyorlar yani. Evet, biri benziyorlar. Yarışmadan sonra biraz dolgulanmış gibi bir şey. Bir de özellikle güzel fotoğraf seçip güzellerin birazcık daha böyle hani kötü gözüktükleri fotoğrafları. Ama yani o mis bir şey yani o çok belli oluyor. O kraliçe saç dalgasını evet, evet, biliyorum. Bazıları onu aşamıyor, bazıları daha modernleşiyor. Bunca zamandır tanınıyorsunuz ve biz de bir sokağa çıktık ve Demet Şener'le ilgili, Demet Şener'in hayatıyla ilgili birazcık röportaj yaptık. Tamam, merak gelsin ettim. Gelsin bakalım sokak tamam. Röportajımız. Bu ünlümüzü tanıyor musun? Yok, hayır. Ben tanımıyorum. Hayır. Türkiye güzel değil mi bu? Demet Şener. Güzellik sizin için ne ifade ediyor? Vallahi güzellik huyla birleşince çok daha güzel oluyor diyorum. Bence güzellik bir başarı şu anda. Peki Türkiye güzeli olmak için sizce hangi özellikler gereklidir? Standartlara uymak gerekiyor. Hafif çekik gözler, küçük burun. Kültür ve modern aydın olması gerekiyor. Ses, bir de ünlü falan yani. Kültür, yabancı değil ve bunun yanında kendini geliştirmiş olması lazım. En beğendiğiniz Türkiye güzeli kim? Demet Şener. Sonuçta bu da benim işim. Jülide Ateşli. Bir ara Hande Erçel çıkmıştı, o benim çok hoşuma gidiyor. Sevgilin, kızın Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmak istese ne yapardın? İzin verirdim, kazanamayacağı için. Ben kabul ederim, izin veririm. İlk önce kendisini yetiştirmesi lazım buraya layık olması için, öyle değil mi? Catwalk nedir? Catwalk. Cat neydi? Catwalk. Mankenlerin podyumda sergilediği bir yürüyüş. Peki bize bir catwalk yapabilir misiniz? Bir sihirli değneğiniz olsa ne değiştirmek istersiniz? Hayatımı. Ben zamanı geri almak isterim herhalde. Ben burnumu değiştirmek isterim. Hangi ben burnumu zaman? Değiştirmek isterdim. Ben büyük ihtimalle erkek seçimimi falan değiştirirdim. Düzgün biri gelsin aynı. Belli değil mi? Adamcağızı kıyamam ya. Ya çok tatlı. Allah'ım. Şu an mesela İrem podyuma çıkmak istese, hani güzellik yarışması değil ama hani birlikte böyle anne kız bir defilede yürümek isteseniz falan, öyle şeylere hiç hevesi var mı? Hiç yok. Hiç asla yok. Ya. Asla. Bir tane anı olsun diye siz böyle hani hiç siz yok. İstemez misiniz? Belki evet böyle bir dergi kapağı falan olabilir. Bilmiyorum, hiç yok. Benim kızım olsa en böyle hani isteyeceğim şeylerden biri. Ya işte öyle olmuyor yani, senin istediğin o gibi istemiyor. Olmuyor yani. Küçükken ben onu giydiriyordum. Bununla ilgili çok komik bir anım var. Ben siyah giymeyi çok seviyorum. İrem de böyle 6 yaşında, belki 5. Aldım ona böyle siyah pilili etek, siyah muz çorap, babet ayakkabı, işte beyaz gömlek ve siyah hırka, böyle giydi. Ya bir çocuk bu kadar siyah giydirilir mi ya dedi bana. Sonra dedim ki ya haklı çocuk yani, giyecek o morlar, pembeler. Simsiyah. İşte senin istediğin gibi olmuyor o yaşlardan itibaren. Onlar kendi seçimlerini yapıyorlar. Siz 90'larda ünlü olduğunuz için 90'larda magazin döneminin en hat, böyle herkesin birbirini çiğ çiğ yediği bir dönem. Şu anki magazin, yani şu an artık daha sosyal medya magazini var ya, o dönemle bu dönem arasındaki fark sizce nasıl ve siz kendinizi hangi dönemde daha rahat hissediyordunuz? Vallahi orada öyle büyüdüğüm için o bana tabii bazen çok zor geliyordu. Evimden çıktığımda böyle onlarca gazetenin evet beklediğini bilirim ben. Hatta gece böyle annem derdi bak sigaralarını içiyorlar diye böyle çimenlerin arkasında. Ve geliyorum ya annemle yaşadığım eve. Böyle bir şey vardı. Bizler böyle pop star gibiydik. Böyle 5-6 isim. Her yerdeydik yani. Ve bazen tabii o kadar hikayede bulunmadığı için bazen yaralayıcı hikayeler olabiliyordu. Evet. Onlar beni bir genç kız olarak çok yıpratmıştı.
Ama şimdi onu çok güzel ayarladığıma inanıyorum. Şimdi sizinle ilgili bütün magazin haberlerini topladım. Ha, ama böyle tatlı ve komikli magazin haberlerini hiç panik. Magazin haberlerini topladım. Çok var çünkü çok uzun yıllar olduğu için. Evet, bir sürü var. Ve bir sürü saçma haber de var. Var bu arada. Böyle tuhaf, enteresan, evet. Enteresan, ilginç haberler. Hepsini topladım. Siz deyin ki şu yalan, bu böyle. Tamam. Bu. Doğruluk mu, rezalet mi bölümü gelsin bakalım. Rezalet. Demet Şener'in sağlık durumu nasıl? Kürdan yuttu. Doğru. Kürdan yuttu. Ve ameliyat oldum yani. İnanamıyorum. Kürdan nasıl yuttunuz peki? Evde çalışan kız bardağın içine koymuş. Onu da böyle lavabonun yanına koymuş. Ben de her böyle şey su içerim. Böyle bir içtim mi böyle lıkır lıkır. Bardağım da benim bardağım. Yani bilmiyorum ki onun içinde ne olduğunu. İşte Ömer kampa gidecek. İrem'i bir yere bırakacağım. Sabah karanlık böyle, sabahın bir körü. İçtim, bir şey çizdi boğazımı. Sonra kız dedi ki, ya dedi, ben ona bir şey böyle naylon çöp torbalarının şeyi vardı, onu koydum dedi. Ha iyi dedim, yuttum o zaman. Bütün gün boğazım acıdı. Neyse, o çocukları bıraktım, eve geldim. İşte sporumu yapıyorum, hayatıma devam ediyorum. 10 gün geçti arada. İnanmıyorum. 10 gün sonra hatta Ebru Şallı bize oturmaya geldi. Böbreğimde bir ağrı. İki büklüm oldum. Ona da böyle vejeteryan diye, daha böyle içinde süt olmayan, daha böyle vegan kekler, şeyler vegan aldım. Vegan kekten zehirlenmiş. Hayır, onları yedim. Acaba diyorum ağır mı geldi, garip bir şey mi? Böyle bir şişti, gaz mı yaptı diyorum, bir şey mi yaptı? İç kanama. Neyse, o gitti. Ben iki büklümüm, annem bende, çocuklar uyuyor. Anneme dedim ben dayanamıyorum, gideceğim yani hastaneye. Ayağımı arabaya atamıyorum, zor kullandım arabayı. Gittim, işte orada tetkikler yapıyorlar. Kan değerlerim garip ama hiçbir şey yok. Ultrasonda kürdan şey ya. Minacık bir tahta diye mi tahta. Gözükmüyor? Hiçbir yerde gözükmüyor. Dediler sizi yatıracağız. Enteresan bir şey var. İltihap gözüküyor ama ne olduğu anlaşılmıyor. Sabah doktoru bekledim ben. Doktor geldi. İşte tekrar bir şeylere giriyorum. Artık dedi kamerayla bakacağım. Kamerayla girip bakacağım. Bir şey var bağırsaklarında dedi yani. Of, çok fena. Ama dedi eğer dedi bir şey, kötü bir şey varsa ben o bölgeyi keserim dedi. Yani 5 dakikalık bir şey için uyutacağım seni ama uzatabilirim dedi. Ben de 5 dakikalık diye gittim hastanede. Tamam. Saate de bakıyorum. Hep bir saat vardır. Gözümü bir açtım. 2 saat geçmiş. Dedim bütün hayatım şerit gibi geçti. Bütün gittim. Evet, kötü bir şey var. Orası alındı. Doktor geldi yanımda, buymuş diye. O zaman anladım o yuttuğum şeyin kürdan olduğunu. Bu inanılmaz bir hikaye evet, ya. Evet, evet. Evdeki kız kaçtı. Çocuklar onu deli gibi böyle aramışlar. Annemizi öldürüyordun. Ne? Çok korktu çocuklar ama çok ciddi bir şey yaşadım. 10 gün çok ciddi bir süre bir de. Ve bütün bağırsağımı deldiği için 10 gün boyunca hep kan gitmiş oradan. O yüzden zaten kan değerlerimde. Felaket. Yani 3 gün orada antibiyotik aldım. Bayağı kötüydü. Çok çok geçmiş olsun çok ya. Çok teşekkür, doğru yani. Bu doğru ve bütün haberciler yani. Benimle röportaj yapmak istedi falan ama hiç kabul etmedim. Sadece böyle bir haber olarak çok kaldı sadece. Çok insanın başına çok zor gelecek bir olay. Evet, inanılmaz. Evet ya, o benim başıma geldi. Devam. Vücut yaşı 24 çıktı. Demet Şener'i görenler kıskançlıktan saç baş yoluyor. Valla kim çıkardı bilmiyorum. Kendilerine göre 24 olmuş herhalde. Bu geçen bir önceki yaz. Bir önceki yaz mı? 2 yaz önce evet. Sizi kesin kıskanan çok vardır. Ben buna çok eminim. Ya vardır ama emek yani. Nazar etmeni olur, çalışanı olur yani, ben de emek veriyorum. Ben bunun üstüne hiçbir şey söyleyemem. O kadar çok spor yaptığınızı, çok yoga yaptığınızı zaten ya biliyorum. Ya haftada 2 gün yoga yapıyorum. O da birer saat. Yogayı ben böyle bir fitness spor olarak görmüyorum. O daha stretch, daha esnemeye yönelik. Evet, bazen akrobatik şeyler de yapıyorum ama onun senin vücuduna kilo verdirme gibi bir şey yok. Ama ağırlık kaldırıyorum. Belli bir yaştan sonra kas kaybı oluyor. Ağırlık kaldırmak lazım. Az kardiyo yapıyorum. Çünkü işte çok yağım gitsin istemiyorum. Çok koşmam ben mesela. Birazcık kadınsı yağın kalması taraftarıyım. O yüzden de hani böyle abartı spor da yapmıyorum açıkçası. Gerçekten çalışın, sizin de olur diyebilirsiniz. Gelsin sıradaki soru. Yoga pozlarını yapabilmek için kemiklerini kırmış. Vay vay vay. Bu pozlar. Yo, hiç kemiğini kırmaya gerek yok yani bunun için. Ama bu kadar esneme, bu kadar yoga. Ya bir de çok iddialı bir yoga yapıyorsunuz. Yani hani normal işte güneşi selamladım, oturdum falan. Kolay pozlar evet. Değil yani. Ya siz aslında yoga bu değil. Yani yoga bu bir tık kendini hani fazla da zorlamadan, abartmaya hiç gerek yok. Yapabileceğim şeyleri biliyorum, yapamayacağım şeyleri biliyorum. Onun üstüne de fazla gitmiyorum. Yoga öyle bir şey değil. Gerçekten o yaptığınız işte güneşe selam pozları bile
insanda çok büyük değişiklikler yapıyor. Meditasyon yapmak, esnemek. Benim ilk yoga hocam, hatta İrem'e hamileyken başlamıştım. İrem'in doğumum evet çok rahat geçti. O da girmişti benim yanıma. Hem doktor hem yoga eğitmeni Neslihan Hoca. O bana ilk derslerde hep şey demişti. Tabii bu kadar esnek değildim. Omurgan esnedikçe hayata bakışın daha da esner. Hani ama bu omurgasızlık demek değil tabii. Her şeye eyvallah demek değil. Yani şimdi anlayabiliyorum onu. Bunun üzerine bir böyle 5-6-7 yıl geçtikten sonra işte o omurgam tamamen esnedikten sonra hayatla kavga etmemeyi öğrendim. Bazı şeylerin benim elimde olmadığını, benim elimde olmayan şeyler için kendimi üzüp yıpratmanın bana bir faydası olmadığını öğrendim. Yogada çok daha farklı şeyler var. Yani bu değil bu yoga değil. Aslında. Bu birazcık işin güzel gözüken tarafı aynen, gibi de. Aynen pozlar, pozları bilip fotoğraf güzel. Çekmek aynen. ama esnemek güzel bir şey. Hayata daha esnek bakmanı sağlıyor. Ben bunu yaşadım bizzat. Gelsin bakalım yeni magazin haberimiz. Kızı da güzellik yarışmasına katılıyor. İşte bu bizim benim evet, sunduğum, senin sunduğun aynen. Yarışmaya İrem'in gelip geldi. Beğenmedi, ben katılmayacağım dedi. Neymiş ya böyle diyeyim. Gelsin bir tane daha haber. Hiç estetiğim yok. Ama şöyle bir şey. Dolgun var ya yani estetik derken medikal burnum estetik evet deniyor. Yani ameliyatlı estetiğim yok. Burnum kendi burnum. Evet. Elmacık kemiğimde bir şey yok. Yani bunları söylüyorum. Senen ne olacak falan. Ya hiç yok şey yani. Hiç. Kızımın çenesine bak o da böyle. Yani evet. Nasıl bunu? Bir de niye yalan söyleyeyim ki? Yo şu an bu kadar açıkça söylediniz. Neden şu an, bu saatten sonra yani? Kimse size yalan söylüyorsun diyemez. Yok gayet canım net hiç yani. Burnum estetik olsa söylerim. Bebeklik çocukluk resmini koyuyorum. Hani bebeklikte çok belli olmaz herkesin. Bebeklik fotoğrafınızı geçen gün gördüm. İrem'le orada daha da evet, çok benziyorsunuz. Evet çocukluk fotoğrafımı koyuyorum. Böyle burnum böyle yani. Nasıl bunu şey yapabilirim? Ya estetik olmak kötü bir şey değil hiç ki. Hiç kötü bir şey bu değil. Bu tamamen eğer bir sağlık sorunun yoksa, bir kaza geçirip bir uzvunda bir yara darbe almadıysan estetik tamamen senin canının istediği bir şey. Buna evet, keyfi bir kim şey. Karar verebilir ki? İrem ya da Ömer estetik yapma ne ya ben bir estetik yaptım falan dese hiç öyle karşı durur musunuz? Durmam ama çok şanslılar çünkü hiç zaten yok. En önemli şey burun falan ya. İrem'e diyorum çok şanssınız burunlarınız bana Allah'tan benziyor. Allah'tan benden geçmiş burunuz şimdi sırada en sevdiğimiz bölümlerden biri var. Cengaver bölümü. Jenga oynayacağız tamam. Ve oradaki minik tatlı aksiyonlar ve minik tatlı oyunları ve minik tatlı soruları tamam. Cevaplayacağız. Hazırsak Cengaver gelsin lütfen. Kırmızılar soru, maviler aksiyon. Şu ilk 3 sıradan çekmesek iyi olur. Tamam. Zar atıyoruz. Hangi renk gelirse onu çekiyoruz. Onu çekeceğiz. Kırmızı. Anne olmadan önce yaptığın ve şu an yapmadığın bir şey söyle. Sabah geç kalkmak. Eskiden sever miydiniz geç kalkmayı? Yani çok öyle uyumayı seven biri değildim ama tabii böyle çok derin uyuyabiliyordum. Değil mi şu an gık dese? Evet evet. O yani şu anda o gıklığa ihtiyacıları kalmadı ama evet. O yok büyüyünce de geçmiyor. O sende bir şey kalıyor. Misafirlikte bir yemeği beğenmedin. Kibarlık olsun diye yer misin? Bahane bulur musun? Ne dersin? Ben hayatta yemem. Yani beğenmediğim ben yemeği yemem. Asla i̇şte yemem. Ben de yemem. İşte bak yani biz çok ya fazla dürüstüz. Evet. Hiç güzel değil evet. Bu. Ben başkasının evinde de çok zor bir şey yiyorum bu arada. Ha, ben çok kolay yerim de ama hiç, beğenmediğim şeyi beğeniyormuş gibi yapamam hiç yani. Hiç ben de evet. Yapamam. Böyle durur. Tabağı böyle alırım böyle lök duruyor hepsi böyle ilk alınmış haliyle. Hiç yani çok zor yerim. Oralarda hiç numara yapamıyorum ya. Biraz ben yapmak de. Lazım. Evet. Çok az tatlı numaralar. Aynen. Minik bir mavi. Bir seyirciyle ne dedin sen tokat sahnesi canlandır. Ay 90'lar magazin. Ne dedin aynen. Sen çat. Bir videoyu görebiliriz eğer video varsa hemen video ay, geliyor. Ay çok fena evet. Allah. Şey. Ne dedin sen? Ha? Ne dedin sen? Tamam, İsterseniz ben Cem Davran şey olurum. Ne dedin sen tokat sahnesi canlandırmak için çat çat bir seyirci gönüllü alabilir miyiz lütfen sahneye efendim? Kimse tokat yemeyecek merak etmeyin. Yo ben atacağım ben. Demet Çanar'dan tokat yendiğinde yani. Güller açar orada yok diye. Yok ya Allah korusun hiç. Ne dedin sen? Allah. Ha? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Allah. Ne dedin sen? Ha? Ne dedin sen? Allah. Ne dedin sen? Ha? Ne dedin sen? Allah. Ne dedin sen? Allah'tan bir şey almış. Ne dedin sen? O dönem ki gerçekten magazinel olaylar inanılmaz. İnanılmaz yani çok izleniyordu o yüzden. Ve herkes bilerek de bir tık yapıyor gibiydi sanki magazinel. Evet sonra. Yani bu çok bilerek gibi değildi herhalde. Bu gerçek değil mi? Bilmiyorum. Ben yani. De hiç bilmiyorum. Evet. Bu şok edici bir olay evet, bence. Evet ben evet hiç... Allah korusun. Allah
Allah yazdıysa bozsun. Çok zor. Şu an böyle bir şey olması da bence çok zor ama. Yani bilmiyorum, böyle bir şey yaşanamaz şu an. Evet. Sence. Bu cesaret, bu yükseklik. İlk buluşmada hesabı kim ödemeli? Hı. Bu konuyla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Ya tabii ki erkek ödemeli yani. Kesin bence. Mi? Bence de erkek ödemeli. Ya ne olacak, alt tarafı bir hesap yani. Bir zahmet ödeyin ya. Bir zahmet olmazsa. Yani? Sonraki buluşmalarda peki? Mesela benim kızım bir yere gittiğinde muhakkak onun ödemesi gerektiğini söylüyorum. Kızla erkekle herkes kendi hesabını ödesin. Ama bu yaşımıza geldiğimizde de hani işi gücü olan birileri de gelip bizim yanımızda hesap ödeyebilir diye düşünüyorum. Ayağında tofi, hayda. Var mıdır öyle şeyleriniz? Yani Ömer'le çok top oynadım bence ben. Bence yaparsınız. Hazırım. Allah! Oluyor. Olacak, olacak. Olacak, olacak. İki kere oldu. Keşke üç, pantolon giyseydim. Daha ne olsun ya? Bayağı. Yani Ömer'le evde bu şeyleri, kırmışlığımız var. Lambaları. Evet. Ah mavi. Bir seyirciyle evlilik dansı yap. İlk dans. İlk dans. Kim gelmek ister? Hemen orada. Niye ben de evlilik dansı yapıyorum? Gel lütfen gel. Benden sonra da evlilik dansı. Çok mutlu ama. Bak şimdi yat bakalım gel. Ben niye yatıyorum? Sen yatacaksın sadece, dur. Yat bakalım gel. Ya çok iyi. Aa, bu bir evlilikten sonra dur gel. Çayda şuraya dönüyoruz ya. Döndürüyorum seni. Keşke bir tane duvağımız da olsaymış, eski duvağımız. Son kez yatırıyorum, hazır mısın? İyice geriye doğru. Tamam. Hadi bakalım. Ben de. Hadi bakalım. İzzet Altın Meşet'te. Peruğu takıp ben çiz. Kime, kendime mi? Evet. Ama hani isterseniz başka birine de. Allah sizi kahretmesin. Ben çizecek kalemimiz var mı? Demetçileri bu halde görmek gerçekten... Bu böyle mi İzzet Altın Meşe? Böyle olduğuna inanmıyorum. İzzet Altın Meşe'nin siyah saçları var değil mi? Evet de uzun mu? Uzun mu saçları? Genç değil mi uzun? Böyle. Ha böyle. Böyle. Şu an kısa böyle duruyor. Gel. Nerede biraz var çenesinde de var. Azıcık daha var. Büyükmüş evet. İzzet. Bir tane daha. Şurada. Çok benzedim. Çok. Aynı yani. Demişim burnundan. İzzet. Ağlayacak beni görünce. İzzet, bence böyle devam edeyim yani. Türkiye güzel olsa isterseniz devam edebilirsiniz. Böyle olurdu. Ya size ne yapsak da asla çirkin olmuyorsunuz. İzzet Bey çirkin ya olduğu için değil yani. Bunu başkasına yapsak. Aynen, bana da peruk takıp bilmem ne yap çıkmasın da şimdi korkuyorum. Bir seyircinin 30 saniyede kara kalem çalışmasını yap. Ay iyi ki bu bana çıkmadı. Böyle kötü kuş, martı dışında hiçbir şey çizemem. Bu arada ben de çok müthişleyimdir. Çocuklara şey çizerdim, resim. Hep aynı. Şuradan böyle dere akar. O küçülden büyüyerek... Bakalım sen 30 saniye başladım, berbat çizerim. Ben de çok fena yani. Oo, gözlük de çizeceksin yandı. O kadar benzeyecek ki hayatında gördüğüm. Aynen. En iyi, en iyi. Vesikalığa gerek yok. Batman'ı çiziyorsun. Yani inanılmaz bir... Şuraya da topuz çizelim. Ama bak küpesi halka, bunu yok, çizeceğim. Yok, çene olmadı. Çene bir tık büyüdü bak. Çene bir tık büyüdü ama burayı gölgelendireyim bile. Bir tık büyük çene. Çok yani şuradan bir tık yani böyle şey... Aşırı 19-8 diyorlar. Dur bekle, burun çizip surat çizeyim. Ya çıktı. 5-4-3-2-1 diyor. Çok harika. Bak biraz daha vaktim olsaydı olabilirdi, biliyor musun? Yani şurası birazcık bana şey geldi, kaba. Gerçekten aşırı kaba çizmişim. Aynen. Hafif. Siz de alsanız bence benden kötü çizemezdiniz bunu. Yok daha kötü çizerdim. Ay kına gecesi kıyafet ve davullarla bir giriş. Biraz önce konuştuğumuz şey gerçek oluyor. Davulumuz ve kına gecesi kıyafetimiz var. Harika. Allah. Neyse biz burada kına gecenizi yapıyoruz. İnşallah düğününüzde yapıyoruz. Böyle bir şey hayal etmemiştim. Ben de hayal etmemiştim. Sanki çalıştın ben. Allah.
mavi. Yine mavi ya. Seyircilerden birinin ilişki sorununu dinle ve ona bir tavsiye ver. Heh. İlişki sorununu anlatmak isteyen binlerce kişi vardır diye düşünüyorum. Seni gösteriyorlar arkadan. Ağlayacak. Söyle söyle. Suratını göstermeyin zaten. Götürün çantalıktan ağlarım diyor. Ama sen üstün körü söyle. Ya da başkası varsa yoksa zorlayacağım. Arkadaşımız ağlamasın. İstersen sen ama. Çünkü sizde de bir kıpırdı var gibi. Herkes birbirini gösteriyor. Hiç kimsenin sorunu yok mu yani? Başka bir tane mavi çekeceğim ona göre. Tamam hadi gel anlat. 1,5 yıllık ilişkimizden psikolojim bozuldu diye ayrıldık ve çok güzel bir buluşmaya gitmiştik. Sen mi ayrıldın, o mu ayrıldı psikolojisi bozuldu diye? Onun psikolojisi bozulmuş ama benimle alakası yokmuş. Peki, verdiği bahaneymiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Nerede buluşmaya gitmiştiniz? Ya normal her zaman klasik bir buluşmamızdı yani. Hayır, kavga çok da güzel etmedik. Bir buluşmaya gittik dedin ya, o yüzden dedim acaba. Hayır, hayır, yok, öyle değil, yani böyle bir şey. Böyle bir hararetlenirsin, normal tartışma olur, sonra ayrılırsın ya, öyle değil diye. Öyle değil, gayet mutlusunuz. Dedi ki birden, neden psikolojisi bozulmuş? Şizofren. Arkadaşı anlatabilir. Şizofren. Dur öyle şey. Öyle söyleyince de ben beddua ediyorum diye bana şey yapıyorum, beddua falan ediyorum. Buradan ona bir beddua var mı? Bir beddua söylemek ister misin? Eski sevgiline. Şey, içime doğuyor yaşayacağı şeyler. Sonra diyor ki, adım Sıla beddua ediyor bana diyor ama etmiyorum. Öyle peki, bir şey yok. Arkadaşımızın baş harfi neydi? İsmini de söyleme, şimdi bu kadar fiş etmeyeyim ama. T. Adını söyleyecekti. Evet, buradan T. İsmi muhtemelen Tolga ya da Tamer'dir diye. Yok, adını da söyleyebiliriz ya, Taha adı. Evet. Buradan Taha'nın bütün psikolojik sorunlarının masrafını üstleniyoruz biz. Evet, ben üstlenebilirim yani, gidebilir. Bütün herkes rahat eder. Yani hiç sorun değil. Bu inanılmaz kötü bir ayrılık bahanesi. Evet ya, aynen bence de. Şimdi yani, bunu izledikten sonra daha çok bana şey yapacak. Bunu izledikten sonra barışırsınız biliyor musun bence? Psikolojisi bozulacak. Aa, öyle olunca da şey oluyor, Sıla ben yastam döner falan oluyor. Ben unutamadığını düşünüyor. Sıla'nın onu unutamadığını mı düşünüyor? Evet ama kendisi unutmadı aslında. Sen aralarını bozan arkadaşların mısın? Sen Sıla'nın en yakın arkadaşısın ve tahayyül olmasını asla istemiyorsun. Ben ikisinin de arkadaşıyım. İkisinden de dinliyorum ama o... Hangisi haklı? Sıla. O zaman tahayyül arkadaşlığı kesmen lazım ama. Evet, gerçekten şizofren gibi davranıyor. Ama şu an belki gerçekten psikolojisi bozuk olduğu bir dönemdedir. Öyle. Sen mi bozdun psikolojisini? Hayır. Yani aslında biraz dengesiz yani. Kendi kafasına göre davranıyor. Hmm. Ben olsam hemen başkasını bul derim bak. Aynen. Hemen başkasıyla, hemen evet, başkasıyla yeni tahalar alıyoruz oyuna. Yok yok, şaka yapıyorum. Birazcık belki ara vermişsinizdir. Kaç ay oldu zaten? 8 ay falan oldu. Ama 8 aydır senin çoktan başka sevgili bulman lazımdı. Ne yapıyorsun Sıla? Buradan Sıla'nın tarihlerine... Psikolojisini düzelmesine. Dur dur, olur olur, öyle bir şeyler olur. Bir şey olmaz. Başka psikolojisi bozulduysa başka insanlara gitsin. Sen ona mı kaldın ya? Taha sana doğru, mı kaldı ben, bu kız ya? Doğru. Bence başka de öyle. Şey bunu Berfa Yener söylüyor. Bence... Bence siz barışacaksınız biliyor musun? Bir sonraki talk show pelerine Taha ile izlemeye gelecekmişsin gibi his geliyor bana. Öyle bir şey olursa size yazıyorum. Tamam, ben bekliyorum. Sen Ayşe bundan şey falan anlamasa şimdi barışırız falan. Yine yanlış anlayacak, unutamadığını. Öyle bir şey. Tamam, unutmuş Sıla seni ama bazen de aklına geliyor gibi. Anlasın ya, yanlış anlasın, ne olacak? Anlasın ya, boş ver. Evet, aynen. Demet Hanım siz atıyor musunuz? Buyurun. Çok. Domates kostüm gibi siz de bana her şeyi giydirdiniz. Ve Cenga'ya öyle oynamaya devam et. Ama bir şey söyleme, domates kostümüm ya, var. Çok güzel. Nasıl giyeceğim ben bunu? Hemen içinden geçi kolları sağdan soldan çıkarıyorsun. Bu bizim kendi ev kostümümüz. Biz arada evde domates kostümü. Gerçekten oğlanların kostümü bu. Kocaman bir herkes. Domates güzeli. Yani İzmir'den özel domates güzeli. Onu da seçilirim. Tam. Gerçek bir domates güzeli. Şu an bir taç olsa size taksak. Aynen. Ciddi bir domates güzeli. Allah gidiyor. Ama hep öyledir yarışmalar. Şuraya aldınız, saçınızı bozmayın. Saçınızı bozmayın. Zaten domates olarak çok güzel. Yeterince güzel. Evet bakayım. Bir tane kostüm bana çıkarsa. Aa, ne yapıyorum ya? Mavi geldiyse. Mavi geldi. Tamam, mavi geldiyse mavi çekeyim ben. Belini öl çıktı ya bana. Benim? Benim kendi belimi. Ha, güzel. Kaçtı şu an? Açık arttırmaya çıkartıyorum. 64. 64 bence daha fazladır benimki. Aa yok. Dur, ben hiç belimi ölçmemiştim. Şuradan tutuyor. Hazır mı herkes? Türkiye bunu hazır. Merak içindeyim. Bir şey söyleyeyim. 68 bence sanki.
Evet, 68. Fena bir ölçüde değil. Yok, doğru, normal yani. O yok öyle bir şey 60 falan diye. Benimki hiç de 60 belki... oldunuz mu? Ben hiç 60 olmadım. Ben de olmamışım. Benim 65 falandı bir belki de, aralar. Evet. Arada 64 belki olduysa. Benim de öyle. Belimin şey 64 santim yani. Olmasını alkışlattığınıza inanamıyorum. 68. İnanın siz atacaksınız. Buyurun. Sevgilim varken başkasını stalklamak aldatma sayılır mı? Tabii ki yani. Değil mi? Hiç ne işim var? Kesin aldatma. Yok yani. Bazen yani, böyle dikkatim çekti, baktım falan gibi. Aldatmadan ziyade karaktersizlik yani. Şerefsizlik. Allah. Taha mesela bunu yapar mıydı Sıda? Sevgilisi varken başkasını stalkluyor muydu? Beraber stalklardık. Ben öyle... bu çifti akıl sürer bilir mi? Ama net bence de stalklamak, aldatmak sayılır. Çok yapılır ya. Kesin. Bence de. Aha, mavi geldi bana. Fake bir dövme yap. Dıdın. Bu fake bir dövme şu yapıştırılanlardan mı? Tamam, evetmiş. Pis. Eskiden küçükken böyle fake dövmeler oldu. Evet. Kınayla falan böyle leş. O akardı böyle şeylerden çıkıp falan. Evet. Bakayım hangileri var. Ha evet. Bunlar. Unicorn. O iğrenç yaşasın. Dediklerim var. Bir tane makas lazım şu aşağıdaki. Sen tabii kızın olmadığı için bilmiyorsun. Bilmiyorum. Kızların baş şeyidir bu unicorn. Unicornlar evet. Değil mi? Bizde traktör falan var. Cars, arabalar. Arabalar var. Ömer bayılıyordu onlara. Çocuğum benim Mini Cooper hastasıydı ve yollarda Mini Cooper, insanların Mini Cooper'larına bakıp ağlardı. Şu an o geçti ama. Bunları mı yapayım? Elimin üstüne yapayım mı? En rahat şuran herhalde. İçme kendi. Benim kendi dövmem de var. Şurayı yapabilirim belki. Aynen. Tamam. Böyle suyla üstüne bastırıp evet. Değil mi? Tamam. Şuraya yapıştıracağım. Evet, sonra suyla. Çıkartacak mıyım bunu? Aha bir dakika, jelatin çıkarmam lazım. Konuyu hiç bilmiyorum ya. Ben çocukluğumu tamam. Yaşamamışım. Ben de unutmuşum valla. Kaç dakika duruyor böyle? Durmuyor. 15 saniye. Hemen olacak mı? Hemen. Aa. Güzel bir unicorn. Şöyle yapan bir unicorn var. Havalı. Gerçekten havalı. Hep kalp içinde böyle bir şeyler yazan değişik dövmeler vardı benim küçüklüğümde. Dur bu böyle dursun. Birazdan çıkartırım. Ben mi atıyorum? Evet sizde. Allah Allah. Mavi. Çuval giy. Artık yeter. Türkiye'ye güzeli çuval giysi evren. Domatesden daha kötü olamaz herhalde çuval. Okey, unicornum hazır. İnşallah başka giyilecek şey yoktur. Bir tane Fırat Çakmaktaş kostümü var. Keşke sizin belinizi ölçseydiniz. Ölçelim. Ben de merak ettim, ne zandır ölçmemiştim. Benim de o kadardır herhalde. Ben üstüm benden daha incedir. Yok ya. Aa güzel. Mükemmel ya. Hoşuna giyinip gelmişim ben buraya. Eşofmanlarla gelsin. Kediş. Merhaba. Duman. Allah çok şişmansın. Kim o? Bizim stüdyomuzun kedisi. Ne haber? Aa poposuyla devirecek mi Cengay'ı? Susamış mı? Ah kıyamam. Bu kediye su vermemişsiniz. Allah sizi kahretmesin. Ya yerim ben onu. Gerçekten inanamıyorum. Adı ne? Duman. Bak. Adı Duman mı? Kaçakmış adı. He, ben bendeki bilgiye ya. Bak. Hani Grace Duman'dır dedin lan. Oh. Kediye laf etti kendi. Kendim devirdim inanmıyorum. Bari bir tane atayım da ben hak geçmesin. Dur bakayım güzel bir tane mavi bulayım. Aa benim benlerim de var. Evet. Onları unuttum ben. Ay çok korkunç şeyler yazmışım. Yani. Allah'ım. Bir seyirciyle Titanic pozu vermiş. Yediğin en büyük arkadaş kazı. Yediğim en büyük arkadaş kazı. Yakın dönemde çok... Çok ben kendimi artık pek açmadığım için... Ben de kimseyle için, evet görüşmediğim evet için aynen. Şimdi ben düşürdüğüm için artık... Cezalar mı? Cezalar cezalarımızdan hadi birini çekiyorum. Bakalım. Hadi birini seçin bakalım. Seyirciye tiramisu ısmarla. Tabii ki. Nereden? Hemen biz de tutuyoruz. Tamam. Zaten ben düşürdüm. Bu ceza mı? Bu bize ceza. Seyirciye müthişlik. Hmm. O zaman sıradaki bölüme geçiyoruz artık. Geçelim. Bir tane verebilir miyim? Tabii ki. Şimdi sırada bir ünlü günüm diye bir bölümümüz var. Size böyle bir metnimiz var. Siz boşlukları doldurun istedik tamam. Biz. Gelsin bakalım metin. Uyandım. Günü nokta nokta diyerek selamladım. Günaydın diyerek selamladım. Günü günaydın diyerek selamladım. Bugün kızım nokta nokta güzellik yarışmasına katılacaktı.
Miss Turkey. Miss Turkey güzellik yarışmasına katılacaktı. Çok nokta nokta hissediyordum. Heyecanlı hissediyordum. Heyecanlı hissediyordum. Ama kızıma nokta nokta dedim. Rahat ol ya dedim. Rahat ol ya. Annen Türkiye güzeli. Sonra kendimi sakinleştirmek için aynaya baktım ve nokta nokta demet dedim. Aferin demet dedim. Aferin demet. Çok güzel kız doğurdun dedim. Yarışmada jüri olarak nokta nokta ve Nuri Alço vardı. Kim olabilir? Ben ve Nuri Alço vardı. Yarışmada jüri olarak ben ve Nuri Alço vardı. Yarışma başladı. Diğer kızlara baktım ve hepsi nokta nokta gibiydi. Hepsi fıstık gibiydi. Hepsi fıstık gibiydi ama benim kızım adeta nokta Antep nokta. Antep fıstığı gibi. Antep fıstığı gibi. Benim kızım adeta Antep fıstığı gibi parlıyordu. Yarışma sonucu açıklanmaya başladı ve kızım dereceye girememişti. Adeta nokta noktaya döndüm. Adeta deliye döndüm. Deliye döndüm. Benim kızıma nokta nokta... Benim kızımı ikinci yapan mı oluyor? Benim kızımı ikinci yapan nokta nokta jüriye iki çift lafım vardı. Benim de dahil olduğum jüriye iki çift lafım vardı. Sahneye çıktım. Sahneye çıktım. Elime mikrofonu aldım ve... Allahsızlar be diye bağırdım. Allahsızlar be diye bağırdım. Kızımı karşıma aldım. Kızım üzülme. Zaten bir aileye bir Türkiye güzeli yeter dedim. Onun için yaptırdığım özel tacı kızıma taktım. Kızım taçta Miss Turkey yazıyordu. Yılı önemli değil. Bir ünlü günüm de böyle söyledi. Şey gibi rüya gibi. Rüya gibi. Taçta Miss Turkey yılı önemli değil yazıyordu. Ya böyle bu konuyla ilgili bir şeyim var. Yuvadan almaya gittim İrem'i. 3 yaşında. Böyle camekan sınıflar görebiliyorum. Öğretmenleri de o kadar tatlı, onlarla da böyle her gün gide gele. Zaten işte ben Ömer'e hamile kaldığımda bir ay İrem'le yaşadım orada. Ayrılmıyordu böyle. Tabii. Kıskaç gibi zorla alıyorlardı falan. Evet. Sonra işte bir baktım tam almaya yakın taç yapmışlar. Böyle kartondan kesmişler onları. Hatta evde benim bir tane öyle fotoğrafım da var eskiden. Girdim içeri böyle. İrem'cim o tacı bırak, bizde gerçeği var. Öğretmenler böyle katılıyorlar gülmekten, yazık o hiçbir şey anlamıyor. Onun da tenis oynuyordu. Kaç işte birinci sınıf, hatta tabii üçüncü sınıfta falandı. Bayağı kocaman olmuş. Bir kız arkadaşıyla geldiler. Tenis kulübünün içinde de bir mağaza var, oradan tenis kıyafetleri bakıyoruz. Kız arkadaşı da güzelliğe falan çok meraklı. Böyle dedi. Senin dedi tacın varmış dedi. İrem böyle ne? Tacın mı var senin? Aa, İrem. İlk defa orada öğrendi benim güzellik kraliçesi olduğumu. Sonra tacı eve geldiğinde baktı mı, merak ettim mi? Yok, tacım bende değil. Allah rahmet eylesin. Huysuz Virgin almıştı onu şovu için. Onda kaldı. Önemli. Önemli. Yani, titrim var. Girdiğinde 1995 Miss Turkey deme şeyler. Bir tane size yazıyor. Böyle yedek taç olsaydı keşke. Benim tacım evde duruyor ama bütün taçları döküldü. Fake taç. Ya. Bizde her sene, evet her sene sende kalıyor diğerini, ya öyle değil mi? Hala evet, evet öyle hala mi? Her sene bizde kalıyor. Bizde kalıyor ama böyle... Bizde iyi bir mücevher markası yapmıştı onu. Tam tabii diye kaçmıştı. Ve artık evde böyle o madara oldu. Taci alıyorlar, takıyorlar çocuklar. Ben kralım, ben bilmem neyim falan ya, geziyorlar. Oyuncakların güzel. Arasından, arabaların arasından böyle çıkıyor taç falan. Madara oldu benimki yani, ama oynuyorlar, oynasınlar diye hiç sesim de çıkarmıyor. Ömer geçenlerde onunla konuşuyoruz. Bana böyle diyor. Ya o kadar tatlı ki. Ya bu konuşmalar çok komik oluyor. Bir kere mi giriliyor Türkiye Güzellik Yarışması'na? Ha, bizdeki gibi değil değil mi diyor. Yani ben MVP seçiliyorum. Her sene seçilebilir. Yok oğlum dedim, bir kere. Her sene değil. Evet. Ama şimdi bir sürü giren de var. Diyor. Ama birinci seçilirsen bir daha giremezsin. Şu an mesela bir tane böyle hani büyükler için, anneler için Miss Anne gibi bir şey olsun. Bir öyle bir şey vardı. Evet. Vardı, ben de evet, bir muhabbet edebilirim. Ama şey... yurt dışında öyle bir yarışma vardı. Aynen, sanki. Aynen, yurt dışında var. Öyle bir şeye katılmak ister misiniz? Yok canım, ne katılmak? Burada yok mesela Azra Akın, siz, Çağla Şikel. Ya çok işte eğlenmek falan için tabii ki yapılır yani böyle bir format ama. İnanın çok güzel evet, formatmış çok güzel, ya. Şu an bunu düşünüyorum. Buradan güzel para çıkıyor. Sen falan diye. Ben sizin aranızda beni çiğ çiğ yersiniz. Yok, yok canım. Saçmalama ya. Eski Türkiye güzelliğinde benim hiçbir şey şu an. Hayır ay. Ya aşk olsun hayır, kendine hayır. Bunu ben yapma bunu lütfen. Ben böyle hani yine sonucusu olarak durabilirim. Siz varsanız ben yarışmaya cesaret ay, edemem ya. Asla yani. Bir alkış alalım Demet Hanım için. Uyandım. Günü günaydın diyerek selamladım. Bugün kızım Miss Turkey güzellik yarışmasına katılacaktı. Çok heyecanlı hissediyordum. Ama kızıma rahat ol ya dedim.
Sonra kendimi sakinleştirmek için aynaya baktım ve aferin demek dedim. Yarışmada jüri olarak ben ve Nuri Alço vardı. Yarışma başladı. Diğer kızlara baktım. Hepsi fıstık gibiydi. Ama benim kızım adeta Antep fıstığı gibi parladı. Ya yok böyle bir şey. İrem'e yarışma... büyük şok. İrem evet ya. İrem'cim ya. Yarışma sonucu açıklanmaya başladı ve kızım dereceye girememişti. Adeta deliye döndüm. Benim kızımı ikinci yapan, benim de dahil olduğum jüriye iki çift lafım vardı. Sahneye çıktım, elime mikrofonu aldım ve Allahsızlar be diye bağırdım. Kızımı karşıma aldım. Kızım üzülme, zaten bir aileye bir Türkiye güzeli yeter dedim. Onun için yaptırdığım özel tacı kızıma taktım. Taçta Miss Turkey, yılın önemi yok yazıyordu. Bir ünlü günüm de böyle sona erdi. Bir alkış. Şimdi son bir tane bir oyunum var. O da tamam. Kim kiminle nerede ne zaman. Tamam. Onda zaten zarfları seyirciye dağıtıyoruz. Bir tane sizden kim kime dumduma. Evet. Tamam. Seyirciye zarf dağıtıyoruz. Bir tane zarfı sizden şimdi seçmenizi rica edeceğim. Evet. Tek tek açıyorum. Bakalım gerçekten daha çıkacak. İzzet Altınmeşe. Olur bu da olur. Olur evet. Temsilen ben. Taha'yla. Nuri Alço'yla. Güzel bir enteresan şey. Bir evet. İkili. Kimden gizli? Taha'dan gizli. Ha, Taha çıktı yani. Şimdi sizin yazdığınız. Dans ederken. Güzel İzzet Altınmeşe ve Nuri Alço. Taha'dan gizli dans ederken. Türkan Şoray'ın evinde. Ya, oldu aslında yani. Oluyor çok evet. Güzel oluyor. Ne zaman? Medcezir vakti. Eski yasaklanmış bir Yeşilçam filmini anımsatıyor. Gibi evet şu anda. Zıplarken yakalandı. Zıplayarak yakalandı. Demek ki okay, zıplayarak der. Dans ediyorlardı. Zararsız bir şey çıktı. Tahan'ın da dahil olduğu yerler zararsız olduğunu düşünme. Tahan'ın neden psikolojisi bozulduğunu anladım ben. Muhtemelen Nuri Alço ve İzzet Altınmeşe bir bütün cümleyi toparlayalım gelsin. Gerçekten barışacaksınız galiba. Artık bunu izledikten sonra beni engeller mi? Barış. Şu an konuşuyor musunuz hala? Yok. Yalan söyledin gözlerinden belli. Bizim çok arkadaş olsa. Ortamımız aynı. Bazen mecburiyetten aynı ortama giriyoruz ya girmiyoruz da. Girdiğinizde ne yapıyorsunuz? Birbirinize bakmıyor. Kaçıyoruz. Böyle bakıyor musunuz domuz domuz? Bakmamaya çalışıyoruz artık. Girmemeye çalışıyor. O benden kaçıyor. Siz kaç yaşındasınız? 19. 20 oldu. Yani. Sen Taha'nın üstünden işte var ya. O. Bak 20 yaşında ben Eser'le tanışmıştım. Doğru zaman. Taha'yı bırakıp hemen evleneceğiz. Evet çok kritik bir yaş. Kritik bir yaş. Taha'yı sal o yüzden. Psikolojisi bozuk adamla 20 yaşında ne uğraşacaksın? Burak annesi düzeltsin. Benim çocuklarımın kız arkadaşları da böyle söyler diye çok korkuyorum. Allah'ım yarabbim. Ya, benim psikolojim bozuk derse birinden ayrılırsa da çok utanırım ya. Taha'nın psikolojisinin bozulduğu ortam geliyor. İzzet Altınmeşe, Türkan Şoray'ın evinde Nuri Alço'yla Taha'dan gizli Meclisir vakti dans edip zıplarken yakalandı. Bravo, harika. Bunu çekip atabilirim. Teşekkür ederim. Çok güzel ben bir program oldu. Sizi benim programda için görmek bir onur gerçekten. Çok benim teşekkür için. İyi ederim. Ki geldiniz. Benim için de öyle. Bir tanecik defterim var. Defteri size veriyorum. Tamam. İstediğiniz içinizden geçen ne geçiyorsa. Tamam. Yazıyorsunuz süper. Ve ondan sonra programdan gerçekten bir demetçiler geçmiş olacak. Ya teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım çok gerçekten. Çok keyif aldım valla. Ama çok kötü şeyler mi yazdın? Korktum şu an. Uzun uzun baktığınız için. Yo çok güzel yazdın. Ev hanımı gibi oldu. Teşekkür Hoppa. Ediyorum. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, onun için kocaman bir alkış istiyorum. Sevgili Berk. Çok keyifli, bol eğlenceli, harika bir çekim oldu. Çok güzel bir enerjim var. Umarım daha güzel nice işlere kendini bu samimi halini izleyicilere yansıtırsın. Çok sevgiler Demet Şener. İyi ki geldiniz sevgili Talk Show Perilere. Bugün Talk Show Perilerinin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.